Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda Kadıköy'deyiz ve muhteşem bir kalabalık var. Hafta sonu hakikaten insanlar havanın da güzelliğinden yararlanarak Kadıköy'de geziyorlar. Biz de Kadıköy'deki insanlara şunu soracağız arkadaşlar. Tarihteki en büyük Türk kim diye soracağız. Bakalım Kadıköylüler buna ne gibi yanıtlar verecek? Arkadaşlar sokak röportajlarımız başlıyor. Merhaba sevgili arkadaşlar. Röportajlarımız olanca hızıyla devam ediyor ve şu anda yanımızda çok değerli sanatçımız Veysel Bey konuğumuz. Veysel Bey yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Eyvallah. Sağ olun. Vallahi güzel. Sizleri görmek bizim için de çok büyük mutluluk. Veysel Bey şunu soracağım. Gerçekten ben de bir oyuncuyum ama sizin samimi söylüyorum. Hani ben hayran kelimesi kullanmak istemiyorum. Siz oyuncuları çok beğeniyorum ve takdir ediyorum. Önce şunu soracağım. Yakında böyle bir projeniz var mı? Oynayacağınız? Var. Devam eden sahne projem var. Yani Altan abiyle, Altan erkekleriyle bizim bir sahne gösterimiz. Tiyatro mu? Evet. Tiyatro çalışmanız. Sahne gösterisi değil. Müzikli. Sahne yani, tiyatro süper. Denemez ona. Daha yani başka bir şey. Gibi müzikli bir şey evet. Harika valla. Şifa niyetine internete girip. ismi o şifa niyetine. Şifa niyet. O zaman şöyle izleyicilerimiz internete ne yazsınlar abi? Şifa niyetine diye girdikleri zaman görürler. Tamam. Onunla ilgili bilgi alırlar. Arkadaşlar Veysel Bey'i takip etmek isteyen ve sevenler Google'a şifa niyetine diye yazarlarsa oradaki müzikalini, müzikli oyununu görebilirler. Altan abiyle mi oynuyorsunuz? Evet. Harika evet. Başarılar evet, diyoruz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abi şunu rica ederim. Türkiye'de bir yurt dışına böyle turneniz var mı? Oluyor tabii. Almanya'ya gittik, Kıbrıs'a gittik. O oyunla İngiltere'ye gideceğiz. Türkiye'de zaten birçok yere gittik. Gidiyoruz. Hı. Devam ediyor yani. Hayat harika, güzel. Harika. Çok güzel. Veysel Bey şunu da hemen size soracağım. Bugünkü sorumuz şu. Kadıköylüleri de sorduk. Sizce Türk tarihinin en büyük ismi kim? Birçok büyük isim var ama yani yakın tarih itibariyle veya büyük dönüm noktası itibariyle Türkiye'ye yeni bir çığır açmış Mustafa Kemal Atatürk tabii ki. Yani, yani diyorsunuz bir numara Atatürk'ümüz. Yani tabii ki tarihte de tabii ki çok büyükler vardı. Yani o büyüklerden birisi de hepimiziz yani. Hepimiz birer Türk büyüğüyüz ona bakarsanız. Çünkü herkesin kapladığı bir yer var, bir görevi var, bir misyonu var. Herkesin değeri kendine. Evet. Ama yani işte Türkiye'nin kaderini değiştirmek anlamında, çağdaşlaşma yolunda, zor günlerden çıkarmışlığı itibariyle Mustafa Kemal Atatürk derim ben yani. Tabii modern devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de ve bütün kahramanlarımıza sevgiyle saygıyla anıyoruz. Veysel Bey buradan son olarak şunu söyleyeceğim. Sevenlerinize ve ailenize neler söylemek istersiniz? O yayınımızı kapatalım. Mutluluklar dilerim herkese. Mutlu olmaya çalışsın. Yani bu hayatta tek derdimiz mutlu olmak olmalı bence. Birey olarak diyorsunuz. Evet bireysel olarak. Bireysel olursak toplumsal olarak da oluruz. Çok güzel bir hayat bahşedilmiş hepimize. Bunun değerini bilelim. Keyifli olmaya çalışmak. Benim derdim bu, misyonum bu hayatla ilgili. Evet. Vallahi biz sanatçı ve birey olarak çok güzel yanıtlar ve çok güzel mesajlar verdiniz. Size çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hem sosyal yaşamımıza hem de sanat yaşamımıza başarılar diyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Kolay gelsin. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda Kadıköy'de gezintimiz devam ediyor ve yanımızda çok güzel ve çok naif bir hanımefendi var. İsminizi öğrenebilir miyim? Pınar. Pınar, memnun oldum. Pınar, günün sorusu şu. Sence Türk tarihinin en büyük ismi kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk diyorsun. Evet. Vallahi ağzın bal yesin, harikasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki ikinci, üçüncü sırada aklına gelen bir isim var mı böyle? Yok. Maalesef yok. Yani diyorsun number one, birinci sırada. Aynen. Tek maalesef. Tek geçelim diyorsun yani. Aynen. Tek oluyor. Maalesef başka söyleyemiyorum. Yok çünkü. Evet, üzgünüm anladım. Açıkçası. Evet. Bu da çok önemli mesajdı. Çok çok teşekkür ederim. Ben bunu YouTube Şener Boz Bey diye yayınlayacağım bu akşam. Tamam mı? Abone olup izleyeceğim. Söz mü? Söz. Tamam. Evet arkadaşlar Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yanımda Kadıköy'de çok yakışıklı ve çok güzel bir hanımefendi arkadaşımız var. Hemen isimlerini öğreneceğim. İsminiz nedir? Furkan'la. Furkan, memnun oldum. Sizin? Gülhan. Gülhan, memnun oldum. Şimdi arkadaşlar sizce Türk tarihinin en büyük ismi kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Tartışmasız diyorsun. Tartışmasız. Evet. Sizce? Tabii ki de o. Peki. Peki ikinci ve üçüncü isim verebilirse kim vermek istersin? Fatih Sultan Mehmet'i söylerim. Evet. Bir de Metehan'ı söylerim muhtemelen. Metehan. Ben ikinci sıra Fatih Sultan Mehmet. Evet. Üçüncü sırada Metehan olur. Sizce?
Aynı, aynı. Öyle mi? Önce ama... tutup sonra Osmanlı. Evet, harikasınız. Yani diyorsunuz bir numaranın number one Atatürk, onun üzerine büyük Türk tanımı izliyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Doğru. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Gerçekten ve bu arada Kadıköy'de birçok röportaj yaptık. Herkes Atatürk ismini verdi. Bu da bize gurur verdi. Bize hiçbir şey çıkma ihtimali zaten. Yok değil mi? Çok fazla yok aynı. Evet, evet. Biz de sizlerle Türk gençleri olarak çok gurur duyuyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buradan ailenize, arkadaşlarınıza söylemek istediğim bir şey var. Selamlar, sevgiler. Selamlar size. Selam olsun hepsine. Peki, herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yanımda Kadıköy'de harika ve çok güzel bir hanımefendi var. İsminizi rica edebilir miyim? Rukiye. Rukiye, memnun oldum. Benim de Şener. Rukiye, günün sorusu şu. Sence Türk tarihinin en büyük ismi kim? Mustafa Kemal Atatürk. Tartışmasız diyorsunuz yani. Kesinlikle. Evet, harikasın. Peki hani ikinci ve üçüncü ismi verecek olursak kimi söylersin Rukiye? Bak da kim geliyor böyle? Yok. Yine Mustafa Kemal Atatürk. Yani diyorsunuz Atatürk'ü tek geçelim diyorsun, evet, öyle mi? Evet, kesinlikle. Arkadaşlar, Kadıköy'de kimine röportaj yaptıysam gerçekten Mustafa Kemal Atatürk ismi verdi ve biz de Atatürk'ümüzle ve insanlarımıza gerçekten gurur duyuyoruz. Rukiye Hanım gibi birçok arkadaşımız Mustafa Kemal Atatürk ismini verdi ve biz de hem Atatürk'ümüzde hem de insanlarımıza çok gurur duyuyoruz. Buradan Rukiye Hanım, başka ailenize, arkadaşlarına söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Teşekkür ederim. Selamlarımı iletiyorum. Herkese sevgiler, selamlar evet, diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Evet, biz de Rukiye Hanım'ı tanıyan herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar, Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Şu anda yanımızda çok harika ve çok güzel bir hanımefendi var. Hemen isimlerini soracağım. İsmin nedir? Hakan. Hakan, senin? Ebrar. Ebrar. Memnun oldum. Benim de Şener. Şimdi gençler, günün sorusu şu. Türk tarihinin en büyük ismi sizce kim? Mustafa Kemal Atatürk. Yani tartışmam diyorsun. Evet. Evet, sence Ebrar? Ben de öyle. Mustafa öyle Kemal Atatürk. Harikasınız vallahi gençler. Peki, ikinci, üçüncü sırada böyle kafanızda bir isim var mı? Yok. Öyle mi? Yani... Peki. Yani diyorsun Mustafa Kemal Atatürk bizim tek liderimiz, tek önderimiz. Onun üzerine büyük Türk tanımam diyorsun, öyle evet, mi? Evet, öyle. Evet. Evet arkadaşlar, işte Türk gençliği bu diyoruz. Sevgili arkadaşlar. Bu arada bunu ben bu akşam Şener Bozbey'de yayınlayacağım. Tamam. Kanalıma abone olursanız. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Aynen. Şener Bozbey'i. Bildirimleri açmayı unutmayın. Her yaptığımızı görebilirsiniz. Tamam. Peki, çok çok teşekkür ederiz gençler. Arkadaşlar, Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yanımda yine Kadıköy'de birbirine yakışıklı ve çok harika delikanlı arkadaşlarımız var. Hemen ismini öğreneyim. Kaan. Kaan, senin? Eray. Eray. Senin? Arda. Arda. Evet. Şimdi arkadaşlar, günün sorusu şu. Türk tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sizce ismi kim? Atatürk tabii ki. Atatürk diyorsun. Yani hiç tartışmam diyorsun, öyle mi? Evet. Peki sence? Aynı durumdayım. Aynı. Senin fikrin? Bence tartışmasız Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet, tabii, çok güzel. Yani herkesin bir fikri var. Peki neden Fatih Sultan Mehmet? Yani kendisi Türklerin çoğu zaman denedi ama başaramadığı şeyi yaptı. İstanbul'u fethetti. Evet. He? Çok büyük bir başarı bence. Evet, yani İstanbul'u fethetmek diyorsun. Hani bir çağ açıp çağ kapattı diyorsun. Kesinlikle, aynen. Çağ açıp çağ kapattı kendisi. Anladım. Peki gençler, sizce neden Atatürk? Bence şimdi Atatürk... Atatürk hakkını savunamayan kadınların hakkını savundu. Hakkını anladım. Savunamayan çocukların hakkını savundu. İsmini duyuramayan bir sürü bilim adamını veya zihni yeterince gelişmiş olan, çok çalışıp çabalayan ama devletin değerini bilmediği insanlar ön plana çıkardı ve bunların hepsine seçme, seçilme ve sözlerini dinleme hakkı verdi. Anladım. Ve devlete büyük bir katkı sağladı. Bu yüzden Atatürk bence. Yani çağdaş diyorsun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, ulu önder diyorsun. Birçok büyük Türkiye'ye yenilikler getirdi ve ülkemizin de kurucu lideri diyorsun. Onun için Atatürk diyorsun. Bir de en büyük askeri olarak başarıyı sağlayan kumandanımızdır. Bu anladım. Ağzına sağlık. Sen de öyle. Delikanlı, gel sen de böyle. Sence şimdi şöyle arkadaşlar, Kadıköy'de gerçekten insanlarımızın çoğu zaten Atatürk ismini verdi. Fatih Sultan Mehmet de çok büyük Türk'ümüz. O da bizim atamız. Onu da kabul ediyoruz. Sence delikanlı niçin Atatürk?
Arkadaşım, cumhuriyetimizi kurdu daha doğrusu. Cumhuriyetimizi kurduğu için, evet, diyorsun. Yani Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini attığı için diyorsun. Evet. Fatih Sultan Mehmet de bizim atamız. O da tabii ki İstanbul'u fethetti ve bir çağ açıp yeni bir çağ açtı Fatih Sultan Mehmet de. Tabii bunlar çok büyük liderlerimiz. Arkadaşlar, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çağdaş Türkiye gençleri olarak. Gençler, şunu söyleyeceğim. Buradan artık yayınımızı kapatıyoruz. Arkadaşlarınız, ailenize neler söylemek istiyorsunuz? Son mesajlarınızı alalım böyle sırayla. Ben ailemin de ve kendimin de olarak hep Atatürk en büyük lider olarak görmesini istiyorum. Anladım. İnşallah. Peki, çok çok teşekkürler. Eyvallah. Sen neler söylemek istersin? Ben İranlıyım. Ben İranlıyım. Ailem İran'da. Evet. Yani bir İranlı olarak Türk tarihini biliyorum. Türkleri tanıyorum. Türkler büyük insanlar. Çok büyük işler başardılar tarih boyunca. İran'daki aileme selam gönderiyorum. Hepsini çok seviyorum. Ve tüm İranlıların veya tüm dünyanın Türkleri tanımasını istiyorum. Anladım. Çok çok teşekkürler delikanlı. Gerçekten çok harika konuştun. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Buradan İran'a da sevgiler, selamlar olsun. Seni tanıyan herkese de sevgiler, selamlar diyorsun değil mi? Aynen öyle. İran'da ailen, arkadaşların hangi semtte oturuyor? Hangi kentte? Tebriz. Tebriz'de. Tebriz'de, Tehran'da, bütün İran'a sevgiler, selamlar olsun. Selamlar olsun. Evet, delikanlı, sen olarak ailen, arkadaşların neler söylemek istiyorsun son olarak? Yani son olarak ne söyleyebilirim? Yani selamlar, sevgiler, selamlar diyorsun, evet, değil mi? Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, biz de Çağdaş Türk gençleri olarak gençlerimize gurur diyoruz. Arkadaşlar, Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar, şu anda yanımda Kadıköy'de çok beyefendi bir arkadaşımız var. İsmini öğrenebilir miyim? Bülent ismim. Bülent'ciğim, memnun oldum. Ya Bülent, günün sorusu şu. Sence Türk tarihindeki, bütün genel olarak Türk tarihindeki en büyük Türk kim abi? Atatürk bence. Atatürk. İsminden de olduğu gibi Atatürk. Evet, vallahi zaten hani Kadıköy'de olup da böyle Atatürk'ün yanıtını duymamak mümkün değil. Peki, ikinci, üçüncü sırada kimler gelir? Kafanda böyle hangi isimler var? Vallahi topluma katkı koymuş, yüreklerinde iz bırakmış herkes diyebiliriz aslında, ama yani benim Atatürk'ün peşine daha geriye gittiğimizde evet, Atatürk, ona yaklaşan yok yani, bayağı bir açık farktan sonra Fatih Sultan Mehmet diyebiliriz. He. Yani bir bilge kişi değil, sadece bir padişah, evet, olması değil, onu söyleyebiliriz. Bir de üçüncü sırada da bundan sonra olacak kişi diyeyim, ben onu bekliyor. Türkiye'nin çok ihtiyacı olduğunu söylüyorum. Üçüncü sırada kişi de bence ihtiyacı olan kişi. Evet. Vallahi bu da önemli bir mesajdı. Çok çok teşekkür ederim. Buradan eşine, arkadaşlarına vermek istediğin mesaj varsa onu da alalım. Çünkü ben bunu YouTube Şener Bozbe'de yayınlayacağım. Umarım dediğim gibi üçüncü sıraya koydum. Gönlümüzdeki kahramanı hepimiz buluruz. Herkesin evet diyeceği, 100 sene sonra da budur diyeceği bir kahraman en kısa sürede ben hayattayken geri diyebiliriz. İnşallah. Bir kez daha Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Evet, çok çok teşekkürler. Arkadaşlar, rica ederim. Görüşmek dileğiyle. Bunu ben Şener Bozbe'de yayınlayacağım. Kanalıma da abone olursan çok sevinirim. Tamam mı? Olurum. Seve seve. Rica ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar, Beşiktaş'ta Kadıköy'deki röportajların devam ediyor.